Herkese selamlar, herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde Milliyetin Bir Kazanım yayınladı ve akıllara şu soru işareti geldi. Müfredat yine mi değişti? Bazı konular orada göremeyince hatta ikinci soru olarak şu ortaya çıktı. Hocam şimdi biz bu konulara çalışmayacak mıyız? Hatta çalışsak bile şimdi piyasada kitaplarda bu konular var. Ne yani o zaman şimdi yeni kaynakları falan mı bekleyelim gibi bazı garip sorular dolaşıyor. Aslında sorular garip değil, aslında yapılan uygulama garip de. Neyse oraya girmeyelim hadi, biz çözüme odaklanalım. Şimdi evet, matematikte mesela bariz bir şekilde şu görülüyor. Mantık ortada yok, kazanım listesi de yok. Bölme bölünebilme yok, ebobekok yok. Zaten bunun da sebepleri vardı. Oraya hiç girmeyeceğim. Paylaşacağım şey direkt şu. Arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda bir şu deneyimi edindik. Ne o? Yokmuş gibi dursa da yeni nesil soru kalıbında o konular başka konuların içine serpiştirildi. Mesela bölme bölünebilme konusu. Nasıl biz ortadan kaldıracağız bunu? Zaten çok büyük ve önemli bir konu. Eğer biz bunu yeni nesil bir sorun içinde görürsek şaşırmayacağız. O yüzden senden ricam kesinlikle bu konuları aynen çalış. Bir tek mantık böyle bir arada kaldı. Yani evet, çıkmama ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Ama kimse sana çalışma demez. Dememeli bence. Çünkü olur da bir yeni nesil soruyla bir yerde falan bir karşımıza çıkarsa biz çok pişman oluruz. Zaten o çok da zor bir konu değil matematiğin içinde. O yüzden aynen çalışmanı öneririz. Hocam yeni bir kaynak falan hiç gerek yok. Aynı şekilde denemeni de çözebilirsin. Aynı şekilde kaynaklarını da çözebilirsin. Diğer derslere girelim. Diğer derslerde büyük değişimler yok. Kimya ve biyoloji biraz daha bunlardan istisna. Senden ricam şu. Kimya ve biyoloji. Aynı ben de senin gibi bazı hocalarımla telefon görüşmesi yaptım. Bazı hocalarımızın videosunu izledim. Baktığında ortak olarak şunu gördüm. Zaten sen bunu çok rahatlıkla çözebilirsin, bunu anlayabilirsin. Nedir o? Hoca zaten konuyu yeniden isteyecek. Yeni bir video atacak bununla alakalı. Attığında diyelim ki konumuz ne olsun? Sınıflandırma. Sadece sınıflandırmanın içerisinde küçük minik bir başlık artık olmayacak. Minik bir başlık ama. Belki orada en fazla 3-5 kavram var. Belki 4-5 tane canlı tür var vesaire vesaire gibi. Ya da başka kimya tarafına dönelim. Kimyada da aynı şekilde. Büyük bir konu komple kaldırılmış durumu yok. Zaten daha çok böyle minik taraflarda bir kaldırmalar var. O yüzden senden isteğim şuna dönüyor. Bir, lütfen ama lütfen evde çalışan bir mezunsan, YouTube'dan videoları takip ediyorsan özellikle yeni atılan videolara odaklanmanı öneririm. Eskiden bir video atılmış, yani duruyor. Orada mesela 3 yıl önce atılmış. Çok da kaliteli bir video, hiçbir şüphe yok. Ama değişimleri orada bulamayacaksın. Haliyle yeni değişimle alakalı videoları takip etmeni istiyorum. Evde çalışan bir mezun değilsen, kursta, okulda, kolejde, her neredeysen oradaki hocalarından şunu zaten bir zahmet rica edeceksin. Diyeceksin ki hocam böyle böyle bu konunun alt başlıklarında şunlar kalktı mı kalkmadı mı? Hoca zaten buna göre anlatacak. Sen de bunu konu anlatım kitabında ya da test kitabına denk geldiğinde üzerine çarpı ya da tik atabilirsin. Ama yine söylüyorum, yüzde kaçlık bir değişim dediğimizde zaten çok daha düşük diyebileceğimiz bir durum söz konusu. O yüzden ne olur bunu kafanda hiç büyütme. Aynı hızınla, aynı yolculuğunla bu yola devam et güzel insan. Kendine çok iyi bak. Başarılar. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.